Doyamadım, doyamadım sana. Doyamadım, doyamadım ama... Ulan reis! Hanımefendiler, beyefendiler, değerli büyükler, sevgili küçükler, bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Efendim ben daimi sunucunuz Zafer Algöz ve her zamanki gibi daimi konuğum. Şair, yazar, oyuncu, şirket CFO'su, garip kuraba, fakir fukara dostu, şak zenginlerin bir numaralı hamisi, Türkiye'yi kareli gömlekler giyen konfederasyonu başkanı, Z kuşağının pambak dedesi, Can Yılmaz. Merhaba Kencatem. Merhaba Zafer abi. Bu güzel açılışın için sana çok teşekkür ederim canı gönülden. Biz buna macun deriz. Sağ. Bu güzel macundan ötürü gerçekten çok teşekkür ederim. Yanımızda Anadolu'nun bize bahşettiği müthiş bir kültür mirası var. Rıdvan abi hoş geldin. Rıdvan abiye de bir moral alkışı. Seni ne bekliyor? Ne bekliyor beni? Perdenin arkasında bir şeyler mi bekliyor? Bu videoyla ilgili genel bir bilgin yok. Şu an ekranları başında bizi izleyen sevgili takipçilerimizin de genel bir bilgisi yok. Ben kadrajdan çıktığım andan itibaren Keito'yu duymaya başlayacaksın. Keito! Keito! Oh! Bugün objektifin karşısında görmeye alışık olduğunuz iki isim ve onlardan bir tanesinin karnını doyurmak maksadıyla söylenmiş dört fırın İzmir boyozu var. Bugün sizlerle beraber neden buradayız? Perdenin arkasında gördüğünüz ayaklar bir insanı tanımak için belki normal koşullarda yeterli değildir. Ancak bugün tanışmak için yeterli olacak. Rıdvan abi bugün sizlerle beraber ayaklarından insan analiz etmeye çalışıp insan tanımaya çalışacak ve onlardan bir tanesiyle eşleşecek. İlk turda iki kişinin, ardındaki turlarda bir kişinin eleneceği yarışmamız şimdi başlıyor. Yalnız ilk turda elenen iki kişinin yerine bir adet güzeller güzeli misafir eşlik etmek üzere yeniden gelecek. Müthiş bir açılış. Helal olsun. Alkışa gerek yok. Bokunu çıkarmayın. Müthiş bir açılış. Eyvallah. Eyvallah. Anladın mı oyunu? Ve hayır, neden benim yarışmadığımı anladın mı? Ben onu anlamadım. Neden sen yarışmıyorsun? Ayak denince akla memlekette artık sen geliyorsun. Soralım patron. Patron neden bu güzelim yarışmada ben yokum bir ayak sevdalısı olarak? Pekala. Ayaklar... 150 bin like'a ikincisi çıplak ayak Ali biçimle mi? Gelir. Ne olur lan, 150 bin like atın 6-7 tane ayak görelim arkadaşlar. Babet köpekleri çökün like'a. Ayaklar çıplak olmayınca bir Yılmaz Güney filmi miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Bilmiyorum da ayaklar çıplak biz Zeynep olmayınca... Bastık single'ı da olabilir. Pekala. Dolayısıyla inanılmaz bir açılış yaptık. Bence hız kesmeden sevgili abi yavaş yavaş ayaklarını seç. Çünkü Seyran Tepe trafiği yavaş anladın yavaş... Anladın değil mi? Her tür bir tane soru sorma hakkım var. İlk tur iki kişiye eleyeceksin, bir tane yeni gelecek. Okey? Ayakkabı çıkartmak, çorap koklamak, 3-4 gün giyilmiş çorabı cebe atıp eve gitmek öyle bir şey yok. Bence Rıdvan abi önce bir incelesin. Rıdvan abicim önce bir incele. Yani ayakla ilgili düşüncelerin, genelde ayağa olan karşı tavrın. Ya onları senin duyalım. Rıdvan abiye ayakla ilgili akıl vermek için iki fırın ekmek, dört fırın da İzmir boyozu yemen lazım. Rıdvan abi ayağıyla ilgili. Gülücük, 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 gülücük. Rıdvan abinin ayağı büyüktür Ali biçimi kariyeri. Gülücük, gülücük, gülücük. Hadi bak şu ayağa hadi. Evet abi ilk ayakla ilgili düşüncelerini alayım. Sağ baştan say. Abi ilk ayak Yıldırım 138 gelir diyorum ben. Eski günler ne oluyorum? Bir şey. Ben bu ayağı beğendim. Hangi ayağı? Bu ayak. Hasta pekala. Sapık konversçi. İnsanlara soru sor tanımanı bir şey dedik. Ben aa, bu ayağı beğendim. Düşüncelerimi soruyorsun. Tamam konversli ayağı. Sevdiysen hemen konversli hanımefendiyle konuşmaya başla. Ana burada iki tane konversli var lan. Hangisini seçeceğim? Hani konversle dokunmam. Aa sen de şey. Merhaba. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyim? İsmim Buse Erdönmez. 20 yaşındayım. Okumuyorum. Çalışıyorum. Buse inşallah kıvırcıksındır ya. Ya doğalımda kıvırcığım ama işte sevmediğim için düzleştiriyorum. Biz ne icazet mi istiyorsun ben? Abi kıvırcık. Abi kıvırcık. Abi Puma ile ilgili ne düşünüyorsun? O da bizim memleketimizin bir markası. İzmit'te mi üretiliyor? Bir sor hemen. Merhaba. Merhaba. İsmim Kümra. 21 yaşındayım. Nerede oturuyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ne kadar orta göremiz var. Ben de İstanbul. Evet konsepti bilmediğim ilk defa bir videoda böyle yarışmak gerçekten beni zorladı da. Anasını satayım bu evlilik programının konseptini bilerek mi katıldın? Yavşak! Dün tanıtmaya çalışmıştım ama biraz kısa olmuştu tekrar tanıtayım. İsmim evet. Rıdvan, 25 yaşındayım. Niğdeliyim, burada oturuyorum İstanbul Beyoğlu'nda. Herhangi bir tercihim yok. Benim evlenmeye hakkım yok mu Seda abla ya? Lan sen abi. Evlilik programına katılmış bir adamsın. Sen nasıl eleştiriyorsun bizi ya? Abi sen sokakta yürürken bir hanımefendinin neresine bakıyorsun? Şimdi boyuna bağlı benim yani görsel uzuğum. Diz kapağı değil mi? Şimdi sen bir kadınsın. Tamam. Tamam mı? Sen bana doğru geliyorsun. Mesela ben direkt senin buranı görüyorum böyle. Doğru mantık olarak. Ne? Kalbin nereye bakar kalbin? Kalbim tabii ki her zaman kaşa, göze ve bıyığa bakar. Bıyığı olmaması lazım. Abi hemen hızlıca mesela en soldaki ayağı da bir tanıyalım. Peki niye evet. Ortadan başladın ki zaten? Neden sırayla gidiyorsun? Dur önce onun istediği. Doğru.
Ben istedim onu. Vans, pekala. Kay kay. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. İsmim Seçil. İstanbul'da yaşıyorum. Grafik tasarım 1. sınıf öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Patron okul bitince galiba ofise lazım olabilir. Alayım ben bunu götüreyim. Boş verin abi. Enteresan bir bakış açısı. İkinci ayağa ikinci gelelim. İkinci ayak. Bu. Evet, merhaba. Merhaba. İsminiz? Hatice. Hatice Hanım. Nerelisiniz? Ben Aslan Vanlıyım ama İstanbul'da yaşıyorum. Oo, İstanbul. Anadolu yakası. Maltepe tarafı. Dragon sahil. Evet. Oo, güzel yer. Hangi manzaraya olacağını seçiyor bak şu an. Üçüncü ayak Rıdvan abi. Üçüncü ayak. Markasını seçemediğim bir Puma. Zuma, ha aynen. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İsminiz neydi acaba? İsmim Merve. 18 yaşındayım. Merve, ne olur kıvırcık olduğunu söyle bana. Maalesef düzgün. Ne bu kıvırcık aşkı sende ya? Geçen hafta bana da çok yazıldın sen. Evet ya, sana da yazıyordum ama yok, sonuç alamadım. Merveciğim, memnun oldum. Son iki ayağımız var orada abi. Bir konversimiz var, bir tane de ayakkabımız var. Bu değil mi? Buna sormadım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. İsminiz? Pega benim adım. Pega. Evet, veterinerlik okuyorum 1. sınıfım. Pega benim böbreklerinde bir sıkıntı var. Şuraya baksana. Estağfurullah, kendinize böyle yakıştırmalar yapmayın. Yara doktormuş ya, adam veterinerlik okuyor. Pega güzel isim aslında ya. Anlamını sorsana. Sorsana. Anlamını aldın lan doğru. Nazlı, hey aile var. Anlamı tan vakti demek, bir de bir karga türü. Yani güzel bir karga. Karga ne kadar güzel olabilir Pega Hanım, bana açıklayabilir misin? Gayet güzel yani. Aslında o sizin cahil. Şey mi? Yani güzel kargalar da vardır aslında. Evet. Hayvanlar, hayvanlar da vardır. Hayvanlar da vardır. Senin için protesto yapıyorum orada bir süre. Protesto kim? Son ayağı sordun mu? Sordum. Oğlum iki tane yarışmacı elenecek birazdan. Son bir kere daha bak, öyle karar ver. Hiç sende şey yok mu mesela? Ayak bileğinden karakter analizi. Yeterince ince, yüksük kıvamında falan. Hiç mi? Ya benim öyle yeteneklerim yok. Yok ya, birine sormadım herhalde. Ben bir yönlendireyim mi? Bence ilk dediğinden şaşma. Nasıl ya? Ya oğlum seslene şu iki ayağı. Dur, birine hiç konuşmadım ama. Hangisiyle? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar kimle konuşmadım ben? Benimle konuşmadın. En sağa git. Aa, kusura bakmayın. Bir de ben kıvırcığım biliyor musun? Vallahi mı? Evet. Ama benim kaderim bu. Geri zekalıyım. Geçenki videoda da kıvırcığı bilmeden elemiştim. Canım sen oyunun sonuna kadar burada bekle, tamam mı? Bir yere kıplama. Yalan söylüyorum. Ya kandırma da mı var bu oyunda? Ya nasıl, kimse benim dedi ki biz kesin doğru söyleyeceğiz. Kandırma var mı yok mu Kadir hocam? Bir görelim. Kandırma var mı yok mu? İki tane hanımefendi şimdi eleyeceksin. Seç. İki tane. Hadi lan. Var mı yok mu görelim hadi. Bunu seçtim. Dokuna yani. Bu. Şey bak, Flo'da tur atıyor sanki ya. Tamam, bu arkadaş alabilir miyim? Hayır, hiçbir sebebi yok, sadece seçtim. Tamam. Sebebi olmadan seçen hanımefendi geldi. Kendisini tanıyalım hemen, Rıdvan abi. Merhaba. İsminiz? Merve. Merve Hanım. Pişmansın değil mi? Pişmanım ama yapacak bir şey yok abi, seçtim sonuçta. Merve Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Sizi ayaktan tahmin etmeye çalıştı ve böyle bir gaflette bulundu. Ama bu bir kazaydı. Pekala, o zaman sevgili Merve Hanım, sizi hemen yerinize alalım. Rıdvan abinin gereksiz ikinci kararını görelim. Rıdvan Hanım, şuradan bir tane boş ayakkabı bak, falan seçelim. Bak ben sana diyorum, bak sana bir tane tüyo veriyorum. Onu eleme. Onu elemeyeceğim zaten. Bir perdeden falan bir gez bakalım, bir şey hissetmeye çalış. O kadar da gezme. Aa evet, ama ben ona yetişemem ki perdeye ellerini koysunlar. Tamam, E.T. gibi işte. Ya sen ne sevimli bir şeysin. Bak sen kal. Burada doğru yeri buldun. Sırtımı kaçırayım bari. Aa! Gel buraya gel. Lan. Sen gelsene konversle. Onu eğiliyorsun. Evet. Neden? Çok azdım. Ya şu nedeni adam gibi söylesene. Abi yani nedeni yok, sonuçta tanıştık. Ya nasıl yok, tanı diye sorular sorduruyoruz ama ya. Ama tanıyamadım ki. Ben şunu anladım ki ne ayaktan, ne yüz yüze, ne göz göze senin işin çok zor. Yani önüne ayak da versek soruları yine bizim vasıtamızda soruyorsun ve cevapları alıyorsun. Buraya kadar her şey çok net. Şimdi bir kişiyi daha eleyeceğiz ve o kişiyi eledikten sonra bir hanımefendi daha gelecek. Bu saatten sonra dikkatli ol. Verdiğin sözlere inan ve sorularını dikkatli sor. Bizi de yorma. Tamam mı? Ya siz yormayacaksanız senin ne varsın burada? Hemen o kişiyi seç. Tamam. Prediyen kim daha? Benim. Pekala. Rıdvan abi, kararında emin misin? Hanımefendiyi gerçekten eleyecek misin? Evet, eminim. O zaman prediyen hanımefendiyi bir saniye davet edebilir miyiz? Pekala. Hiç pişman değilim. Pekala. Rıdvan abi, neden anlaşamadınız hanımefendiyle? Kendisi PYT'li. Hanımefendi, az önce de söylemiştim. PYT kuralları gereği sizi sahnenin arkasına alacağız. Sizi alkışlarla. İyi ki varsınız. Patron, o hanımefendi şimdi mi gelecek? Rıdvan abi, gözünü kapat. Vallahi kapattım. Hangisi yeni ayak fark edebiliyor musun? Bak, bir ayakkabı yeni orada. Vans gelmiş. Vans mı? Ulan. Çocukluk hayali mi? Vans gelmiş. Çabuk. Doğru bildin mi? Yeni ayakkabı bu mu? Evet. Doğru bildin abi. Çok zeki bir adamsın. Helal olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Müstehbel date.
adaylarım. Şimdi ben size bir soru soracağım. Aklım o kadar yok ki müstehcen deyit adaylarım diyor. Evet Rıdvan abi. Şimdi benim bir sorum var abi. İlk tane film izliyorum. Dijitalde. Şimdi bu arkadaşlara soracağım. Bunlar benim hangisini izlediğimi bilmiyor. Veya hangisini severek izlediğimi bilmiyor. Arkadaşlar bu dijitaldeki iki tane dizi hangisi olabilir? Arkadaşlar çok affedersiniz gel böyle. Deme beni. Gel. Vallahi gel. Yani, vallahi gel. Götüme vurma. Kurban oldum. Vallahi falakaya malakaya yatırmayacağım. Gel böyle gel. Gel. Lütfen. Biliyorsun bak ben beynimde tutamıyorum çok. Sana dedim ki. Siz hangisi? Oldu mu? Oldu. Oldu. Hadi tekrar varıyorum. Hadi. Ufak bir mola verdi Rıdvan abi. Hadi evet. Hadi şekerim, tansiyonum yerin dibinde. Vallahi benim de öyle ya, açlıktan ya. Sorsana şu soruyu. Arkadaşlar sorumu sormuştum hatırlıyorsunuz. Ama ben soruyu geri alıyorum. Aa enteresan. Geri aldım sardım. Şimdi ben iki tane dijitalde dizi izliyorum. Biri Ersan Küneri. Ersan mıydı Ersan mıydı? Ersan. Ersan. Kim beni? Allah'ına koyayım. Yok ben de gidiyorum. Bırak. Nereye gidiyorsunuz ya? Bir de peşine de s**tin beni diye ekleme yapıyor ya. Hadi. Sen ne dedin az önce? Ersan dedim. Ersan Küneri kim ya? Ersan dedim. Tamam abi devam et. Telaffuzdan kötü çıktı. Tamam devam et. Küfür etme ya. Devam et abi. Arkadaşlar evet Ersan Küneri mi gibi mi? Benim sevdiğim diziyi tahmin edin. Benimle yola çıkın. İlk hanımefendinin ayağını dokun. Al. Onlar ne? Senin sevdiğin diziyi gel kameraya şöyle seçin. Ağzın kapat böyle. Evet tatlım dinliyorum seni. Bence Gibi'yi daha çok severek izliyorsun. Bence Gibi değil. Çünkü Gibi biraz daha eski yani Erşan Kuneri'ye göre. Bence sen Erşan Kuneri'yi daha çok seviyorsun. Sen? Bence Pera Palas'ta Gece Yarısı. Hanımefendi iki dizi var Rıdvan abinin çok sevdiği. Pera Palas şu an arşivde yok. Gibi veya Ersan Küneri. Ersan Küneri. Neden öyle düşündünüz? Neden Rıdvan abi Erşan Küneri'yi sever? Yeni çıktı. Beğenmiştir, hoşuna gitmiştir. Yeni çıkan her şeyi severim. Sıradaki hanımefendi, Rıdvan abi aklın burada olsun. Bence gibi daha çok seviyorsun çünkü izliyorum dedin. Erşan Kuneri daha yeni çıktı, o olamaz. Tatlım. Sen Ersan demiştin değil mi? Ersan dedim, adını topla. Çok özür dilerim, ben Erşan Kuneri diyorum. Neden öyle düşündünüz hanımefendi? Çünkü beğenebileceğini düşünüyorum ve yakından da tanımak istiyorum. Neleri beğendiğini bilmek isterim. Çünkü Erşan Kuneri pornocu ya, Rıdvan abi de... gibi bir şey işte onun için. Pekala. Şimdi az önce iki hanımefendi elendikten sonra gelen yeni hanımefendiye soracaksın. Dolayısıyla kendisi soruyu dinledi. Dinlediniz mi hanımefendi? Tabii ki. Pekala. Bir isminizi bahşeder misiniz? Kimsiniz? Miray Ece ismim. Miray Ece Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önünüzde Rıdvan abi var. Dikkatli olun. Kendisinin sorduğu soruyu hatırlıyorsunuz. Sizden cevabı merakla bekliyorum. Bakıldığı zaman iki şıkkımız var ama Erşan Kuneri diyorum ben. Ama yine de gerçek hayatta tanımayı daha çok isterim. Dizi veya film üzerinden değil. Daha farklı ve net sorular. Evet. Benim cevabım yani... O zaman Rıdvan abi cevabı verdikten sonra... Rıdvan abi zaten cevabı vermişti. Ve bu arkadaşların içinden bir kişi gibi dedi. Sadece bir kişi gibi dedi. O da kıvırcık olan. O zaman gibi diyen arkadaşımızı bir sahneye davet edebilir miyiz? Fokus gruba bak ne haber ya. Sana dedik! Bok gibi bir şey bu. Sen değil, muhabbet bok gibi. Evet Selin Hanım, sizi de böyle alalım hemen. Selin Hanım... Böyle bir sorudan dolayı elandığınız için üzgün müsünüz? Yok, değilim. Keşke Erşan Kuneri izleseydim dediğiniz bir an galiba şu an yaşanıyor. Aynen öyle. Pekala. Selin Hanım çok teşekkürler, çok sağ olun. Ve yaklaşık 72 ayak kaldı. Rıdvan abi şimdi tek bir soru sor ve hızlı karar ver. Arkadaşlar tamam sorum geliyor. Sizce benim ayakkabı numaram kaçtır? Merhaba. Merhaba canım sen, evet buradan sıra atladık değil mi? Kaç benim ayakkabı numaram bak hadi. 31. Dur sen kenara. Sen? 29. Bu arkadaşım? 35. Çok be ama. Çok be. Ben kız, 32, 32 diyorum. Yok. Ben 28 diyorum. Hepsi de ikisinin arasında bir şey söyledi. Ben 31,5 diyorum. Biri 31 dedi, biri 32 dedi. Tamam, 35 diyen arkadaş veren. Kimdi? 35 diyen. Hadi seni eledim. Patron 35 diyen hanımefendi elenmiş oluyor. Pekala. 35 diyen hanımefendi bir aramıza alabilir miyiz? Elendiğiniz için üzgün müsünüz? Ben vallahi üzülmezdim ya. Bir tane soru soramayan bir adam beni elese... Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bence Allah sizi kurtardı. Vallahi basar gider. Allah sizi kurtardı. Hadi canım sizi de hemen şöyle alalım. Evet. Evet ne? Bir tura daha gittik. Evet adisyon ne? Hesap almaya gelmedim.
Okay. Bak bu tarz içeriklerde yapman gereken şeyleri hemen hemen sen de ben de biliyoruz. Mesut abin de ben de sana bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Dolayısıyla şu andan itibaren 4 ayak kaldı. Ve bunlardan sadece bir hanımefendiyle uzun bir yola çıkacaksın. O yüzden ya ş**imin sorularını adam gibi sor. Ya da daha başka bir şey yap. Mesela sor, çorap tercihlerini sor. Git de ki hangi tarz çorabı seversiniz. Misal. Sana en uzak olanı ele. Hangi parfümü seversiniz de beğenmediğini ele. Bir tane soru tavsiyesi. Allah için. Hayvan gibi borcum olsa beni terk edip gider misin? Harbiden ha. Bunu sen çok yaşadın. Hadi çok sor, terk edildin biliyorum. Hiç sor, bedava soru. Evet. Hayatı kendisinden soruyor, sen şimdi ayaküstü soracaksın. Hadi Bey'den aldığım intro üzerine şöyle bir soru soruyorum. Bir gün iflas etsem. Ya Allah'ım, niye ticaret odası başkanı gibi konuşuyorsun ya? Etsem. Adam hala bir gün iftar etsem diyor. İftar demiyorum, iflas derim. Allah senin belanı verecek. Onun gitti gitti, beyin gitti. Beyinsiz a**dum. Borcum boyumu geste ki bu çok kolay bir şey. Yazsın bana. Ve benim boyumu bilmediğiniz için tabii, o ayrı bir konu. Benimle yola devam eder miydiniz? Müthiş bir soru. Açma ama. Oh. Helal olsun. Gerçekten toplumun kanayan yarısı. Doğru bir soru. Gerçekçi olalım yani. Çocuklara sosyal hizmetler bakar, onu düşünme. Ben çalışır borcumuzu beraber öderdim. Borcumuzu wow. Diyorum yani. Bega! Güzel, tek cümle devam. Aynısını söyleyecektim ama şimdi olmaz ki aynısını söyleyecektim. İntro alınmaz ki yan taraftan, bana ne? Ya, ne yapardım biliyor musun? Ne yapardım bilmem. Seni bir gün görmesem. Sesini bile duymasam. Ne yapardım? Bilmem. Senin borcunu ben öderdim, seni çalıştırmazdım. Değil mi? Peki sana bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Edis mi ben mi? Edis. Bırak! Dokunma bana! Ay yaş yarışmacı, ay yaş! Pekala, üçüncü hanımefendiye geçelim. Aynı şekilde öderdim borçlarını. Evet, niye son... kimse dürüst değil sorsana, niye kimse herkes ödemeye kalkıyor? Ama onu soracağım tekrar. Son hanımefendiden de bir son dinleyelim, Evet. Şimdi şöyle, niçin borca girdiğin önemli. Benim için borca girmediysen bu borcu ödemem, sana ödettiririm. Birlikte bir borca girdiysek birlikte öderiz. Yine sen çalışırsın, ben de çalışırım. Güzel. Hiçbir türlü üstlenmem yani borcu tek başıma. Güzel. Buradaki arkadaşlar biraz böyle duygusal davrandılar lan! Allah belanı verin. Oh. Buradaki arkadaşlar biraz duygusal davrandı. Ben sadece şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim normalde Erkan Keleş hocama sözüm var. Video aralarında bir boks antrenmanı yaptım ama kulağıma bir söz çalındı. Eğer o borcu sen yaptırdıysan, hayır, benim için yaptıysan ben öderim diyor. Ama sen yaptıysan, kumarda kaybettiysen diyor. Lan her boku kumarda mı kaybedeceksin? Ne bileyim, belki de. Diyor ki senin borcunu ben ödemem diyor. Ne borcu olduğuna bağlı diyor. Hayır, şimdi birlikte bir borca girdiysek ama kendi kendine parayı yemiştir, bensiz tatile gitmiştir, batmıştır, onun borcunu ben ödemem. Hani aşk müşterekti, kötü gün mü? İşte müşterekse ben ne yesin parayı? Ben eleceğim kişiyi karar verdim. Sen karar verdin. Evet. Oh, canına minnet, sen ne hızlısın ya. Edith hayranı bayanı bir gönderelim şurada. Edith hayranlığım burada son buluyor. Pekala. Sence Rıdvan abi Edith'ine sen mi? Ama ben dürüst ben... oldum Edith dedim. Rıdvan abi. Dürüstlüğüne hastayım. Seneye bu adam altın ben kelebek almasın benden, amerdim. Bunun için uğraşacağız sadece, gel. Valla. Hanımefendiyi de bir alkışlarla yerine alalım. İyi ki geldiniz, çok sağ olun. Mesut Şantomay, Rıdvan abinin performansını nasıl değerlendiriyorsun? Bir seyirci olarak izliyorsun iki saattir. Kan ağlıyorum, kan kusuyorum. Doğru söylüyor. Kan sıçıyorum. Ya kana dair her şey. Özür dilerim. Pekala. Özür dilerim kral. Burada senin yüksek tecrübene artık müracaat edeceğiz. Golden Goal gibi bir şey olsun. Hadi o an. Perdeyi aç, perdeyi arala. Gel gel abi. Evet. El tutmaca. O oyun değil bu, oyun değil. Şans, şans. Şey, sen ne isterdin? Ne yapmak istiyorsun? Ben ayak bileklerine bakmak isterdim açıkçası. Elimizi tutman daha iyi bence. Bence de mantıklı. Hazır mısın? Hazırım. Evet, Footsie Ladies'in sunduğu videomuz tüm hızıyla devam ediyor. Ben bilmiyorum, Footsie Lady ne? Evet, ben de merak özel ettim. Bir internet sitesi. Seçkilerin, kolaj görüntülerin bulunduğu bir site. Özel bir internet sitesi. İnternet demedim, kayıtlara bakarsın köpekler gibi de internet dedim. Pekala. VPN gerekli mi? Gerekli kral. Evet, her zaman en baştan başlamıştık. Şimdi buradan başlayabilir miyiz? Başla, peki. Ne istiyorsan. Yüzüğü çalacak, gel buraya. Evet, bu yüzüklerin anlamı nedir? Sorabilir miyim? Ya bir herhangi bir anlamı yok. Ha boş yani. Ama güzel, hoş duruyor. Devam et abi. Canım, bu senin elin mi? Merak ettim. Ha evet, deliymiş. Bak, stresten kanadı parmağım gibi. Bakayım. Ha kıyamam. Aman. Geçti, teşekkür ederim. Aman. Aa, bu el daha güzelmiş. Teşekkür ederim. Öpebilir miyim? Tabii ki. Lan muhabbet kuşu seviyor sanki, iğrenç herif. Gel böyle! Kime eliyorsun, hemen söyle. Ne, yok mu? Bir şey de. Ortadaki abla. Ortadaki abla. Ortadaki hanımefendiyi de aramıza alıyoruz. Üzgün müsünüz Seçil Hanım? Ben senin yerine ağlardım deseydin. Rıdvan abi, bizim için hanımefendilerini son bir kez öper misiniz? Özür diliyoruz.
Pekala, hanımefendiyi de alkışlarla yerini alıyoruz. Ve o dev final anı. Nereye geldik şimdi? Ne yapacağız? İşte ona da bir... Neye dikkat edersin? Evet, sorumu geldi. Aile ve akrabalık bağlarına önem verir misiniz? Sen başla. Ulan son ikiye kaldın, nüfus soruları soruyorsun şu an. Ne? Akrabaları sevmiyorum, onun için son ikiye bıraktım soruyu. Sen akrabalarını sevmiyorsun. Evet. Gereksiz samimiyet sevmem aile içinde, yani akrabalarla. Anne baba ayrı tabii ama onun dışında görüşmeyi sevmiyorum pek fazla. Sen de benim gibi her şeye burnunu sokan yengeyi sevmiyorsun değil asla mi? Asla, nefret ederim. Sen aile sıkıntılarını burada dile getirmek için mi videoya geldin? Evet. Yengesiyle problemlerini konuşuyor. Her şeye burnunu sokan yenge izlemeyecek mi bu videoyu? Ha? İnşallah izler. Hadi bakayım. Evet, siz de mi? Ben cevaplıyorum. Buradan çok mantıklı cevaplar alıyorum ben ama. Ben Allah ailemi Allah. Seviyorum, akrabalarımı da. Yani her şeye burnunu sokan bir yengem yok. Herkes durması gerektiği yeri biliyor. O yeri çiziyorum yani, çizebiliyorum o sınırı. Çok iyi. O yüzden problem olmuyor. Bu kız akrabaya durdu derim. Devam devam, bak iyi gidiyorsun. Yani sor ya. Bir iki soru daha. Dur başka böyle. Evet, iyi gittik, oradan gittik, ekonomiyi sorduk. Aa evet, kaç çocuk? Senin çocuk hayalin var mı abi? Olmaz mı abi ya, bir tane erkek çocuğum olsun. Alalım beni. Masal bahçede. Tamam, bir sor bakalım hanımefendilere. Hemen de nargileye götüreceksin değil mi çocuğu? Masal bahçeye götüreceğim onu nargileye. Sor bakalım hanımefendilere. Çocuk düşünüyorlar mı? Geleceğe dair planlarını, geleceğe çocuk seviyorlar mı? Çocuk istiyor muyuz? Kaç çocuk istiyoruz? En az 3 mi 5 mi? Kaç çocuk? Ben 5 tane istiyorum. Önce biraz hayatı yaşayalım isterim ben seninle. Gezelim biraz. Aslında ben düğün yapmaya da karşıyım. O evet, para evet, ya. Çok yani, sen de ne masrafsa ona karşısın zaten ya. Masraf olmaz mı? Ben de karşı. Şimdiğine çok gereksiz masraf olarak görüyorum yani. Ben de karşıyım. Benim adım da Mido. Memnun oldum. Keşke çocuk... başkaları da görse düğünün gerçekten büyük masraf olduğunu. Alüş. Pekala, bu tarz sorulara böyle cevaplar veren hanımefendilere son bir soru soralım. Evlendikten sonra balayına nereye gitmek isterler? Açık bir soru. Evet, çok net bir soruydu. Bu sefer ben başlayayım mı? Tabii. Şimdi şöyle, düğün yaparsak çok lüks bir balayı istemem ama düğün yapmazsak en azından bir balayı, daha lüks bir balayı isterim. Mesela coğrafya olarak neresi? Karadeniz mi? Ege'nin yani incisi, İzmir mi? Düğün yapmadıysak bir yurt dışına çıkalım. Yurt dışı. Peki bu yurt dışı neresi? Sen de birlikte seçelim isterim bunları ya. Paris'ne tek başıma karar vermeyeyim. Ya, of. Son hanımefendiye de bir soralım bakalım. Son hanımefendi. Burçlara sormadı. Abi ben burçlara inanan biri değilim ki. Niye? Evet, burçlara inananlar. Ben burçlara inanıyorum. Senin burcun ne? Başak. Başak'la çok iyi anlaşırım. Sor hemen, hangi burç? Evet, hangi burç? Aslan burcuyum. Yükselenim boğa. Ben de aslan burcuyum. Aha, iki aslan burcu. Dur ay bakalım burcum, hemen. Ay burcum akrep, ona göre. Bak dinle, dinle. Aslan burcu kadını hareketli ve sıcakkanlı bir yapıya sahipken, Başak burcu erkeği daha geri planda durmayı seven bir yapıdadır. İkili bu anlamda birbirlerinden çok uzak görünseler bile, ilişkilerinde birbirlerini tamamlama yoluna giderlerse, bir bütün olarak uyum yakalamaları ihtimaller dahilindedir. Kim bilmiş onu? Kim anlattı ya? Burç yorum abi. Abi. Sen dinlemiyor mu abi? Peki arkadaşlar, son kez ayakkabılarına dokunacağım. Dokun abi, dokun. Dokunabilir miyim? Dokun. Bu ayak küçük ama bu sanki büyük gibi geldi bana. Kaç numara giyiyordunuz? 36. Sen? 38 giyiyorum. Yani iyi de hali. Yani yakın numara. Karar zaman, Allah belanı versin. Seyran Tepe tıkandı, haydi be. Abi meşale yakmasın, bu tarafa doğru gel. Seyran Tepe metroda mıyız, ne meşalesi? bu hanımefendiyi eliyorum. Çünkü çok dürüst. Ben bu kadar dürüstlüğe gelemem. Ne iğrenç adamsın lan sen. Puuu, balçık. Bence bir hanımefendinin hayatını kurtardın. O zaman elediğin hanımefendiyi buraya bir rica edelim. Niye eledin? Anlat bakayım. Dedim ya, çok dürüst. Sen niye göz göze gelemiyorsun? Ha, nazar vardır değil mi? Hemen hanımefendiye soralım. İsminiz Ecem'di. Miray Ece, pekala. Miray Hanım, ilk defa burçlarla ilgili çok enteresan bir analiz yaptık az önce. Aslan kadını ile Başak burcu erkeği arasındaki etkileşime baktık. Bir Başak burcu erkeği dürüstlüğün arkasına sığınarak şunu dedi: ben bu kadar dürüstlüğe gelemem. Yani hem kendini inandırıyor hem birisini kandırıyor. Bu konu hakkındaki ince analiziniz nedir? Şöyle, Başak bu adam ve... Desin ve kurtulalım. Yani bu kadar dürüstlüğe gelemiyorsa demek ki kendi gibi birini istiyor ama bir ilişkide yalan bence her şey.
Çok güzel bir açıklama. Kendi gibi birini istiyor. Çok güzel. Bak yüklemi söylemedi daha. Bir ilişkide daha bence çok güzel bir açıklama. Kendi gibi birini istiyor dedi. Yüklem yoktu daha. İyiye mi yoracak, kötüye mi yoracak belli değil ama. Bana çok gaz geldi de ondan yaptım. Hanımefendinin bu son söylediği kelamlara karşılık dürüstlüğüne yine sığınarak bir iki kelam bir şey etmek ister misin? Seni Rıdvan abi diye biliyorlar ya, abilerin abisisin ya. Evet, abilerin abisiyim. Herkesin abisiyim ben. En çok abi benim. Evet, evet. Deli, deli. Hadi, deli. Tamam, sizi şöyle yolcu ederim. Teşekkür ediyorum. Göz göze bile gelemedin. Göz göze bile. Sen ne dürüst bir adammışsın. Seni bu videoda tanıdık. Deli misin oğlum? Niye böyle hareketler yapıyorsun? Şimdi gel bakalım Rıdvan abi. Bu ana kadar çok iyi yarıştın. İşte o McLemore. Hanımefendiyi de çok fazla bekletmeyelim. Bak burada bir sürü emekçi kardeşimiz var. Abi sıçar pozisyonundan kalk ve karar anını hazırlan. Adam akıllı. Kadınını göreceksin hayatımın belki. Çağırırken kalkacağım zaten. Pekala. Rıdvan abi bu ana kadar kararlarını çok dikkatli verdin. Burada Mesut Çantoma'yı delirttin. Patronu delirttin. Ertan'ı delirttin. Ama galiba sonunda kısmetini buldun. İnşallah. O an için hazırsan Mesut'la birlikte 3'ten geriye sayacağız. Sayalım. 3 2 1 Hanımefendiyi alalım. Merhaba. Sevgili arkadaşlar, videomuzun sonuna gelmedik. Çünkü Mesut'la birlikte akıl sağlığımızı korumak için kamera arkasına geçeceğiz. Ve Rıdvan abinin bu doğru kararda ne kadar etkili olduğu ve ne kadar düzgün düşündüğünü bir kere daha göreceğiz. Unutmayın ki... Ben bu arada bu video benim zihinden çok yedi ha. Çok, en az 3'te 1'i gitti yani. Bu videoya 150 bin like gelirse... Bari değsin. 150 zihnimin 3'te 1'i eder. Beynimin tamamı 450 bin like. Patron 150 bin like. Ne olacak? Mesut'a hayat suyu. Ne dedik başta? Çıplak ayak. Yani 150 bin like gelirse çıplak ayak da sen yarışacaksın. Ben yarışırım. Ben yarışacağım patron. Ben yarışacağım. Dur hemen taş kağıt makas. Tekte biter. Ben yarışacağım. Tamam sen yarışacaksın. Çıplak ayak ha. Ulan benim suçum neydi? Evet şimdi biz... Mutluluğa doğru yürüyoruz. Hadi mutluluğa doğru yürüyelim. Yok yok öyle kolay kolay mutluluğa yürümek. Nasıl yürüyeceğim? Sana ne birader Allah. Çünkü Pugu hanımefendi için 6 saattir yarışıyorsun. Evet. Konuşsana seni gördüğüme çok mutluyum diye. Tamam söyleyeceğim belki de ama geri planda söyleyeceğim. Burada söyleyeceksin. İnsanların huzurunda söyleyeceksin. Hepinizin huzurunda mı söyleyeyim? Evet! 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 Söyle! 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 Söylesene! Sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Ben de. İyi ki tanıştık. Adımı hatırlıyor musunuz? Hayır. Ben yapamam bu şekilde. Dur. Ama o kadar kişi vardı. İsmini unutmam normal değil mi? Pega. Sıra bakma canım. Hadi. Hadi Pegacığım. Puga. Puga. Pegasus. Hadi gidelim işte ya. Aa yeter bu kadar. Biz gidiyoruz. Kadir. Sana da işlerinde başarılar diliyorum. İnşallah sen de. Hadi bakalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Görüşürüz. Mutlu. İyi bak kendine. Ne olur gözün arkada kalmasın. Uzun uzun. Bir tane koydum bunu. Bir sene lan. Gidiyoruz. Yeter bu kadar. Pislik.